أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لكفور وإن الإنسان لربه لكنود وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله صدق رسول الله كافر اسمه كفر كفران kökeninden gelmektedir. كفر insanı ne yapar? Ebedi cehennemlik yapar. O yol tabi bir anda oraya, o çukura düşmüyor insan. Hele hele Müslüman bir diyarda doğmuş ise, Müslüman olarak yetişmiş ise, kademe kademe şeytan o noktaya doğru onu çekiyor. O noktanın son haddi, son safası ise, işte bu küfran noktasıdır. Yani nankörlük. Nankörlük ahlakı olmaya başladığı zaman bir toplumun ikinci adamı maazallah kafirliğe doğru gider. Allah Subhanahu ve Teala insanın içerisinde böyle bir hastalık olduğunu ifade ederek buna karşı dikkatli olması açısından bizi uyarıyor Kur'an-ı Kerim'inde ki buyuruyorlar. İnnel insana le Muhakkak insan nankördür. Ve innel insana li rabbihi le kenud. Bırak sağda solda kendisine iyilik yapanlar Rabbine bile nankörlük yapar insan. Onun için demek ki içimizde böyle bir tohum var. Ne yapmak gerekiyor? Onu sulamamak gerekiyor. Büyütmemek gerekiyor. Zehirli dalları çıkartmasına izin vermemek gerekiyor. İvanımızı zarar vermesine engel olmak gerekiyor. E, bunun içinde ne yapmak lazım? Ha, küfran ne yapıyor? Küfre götürüyor. Verilen nimetin kıymetini bilmek o zaman imana, İslam'a Allah'ın istediği kulluğa götürür insanı. Demek ki kulun hep hamd eden, hep her noktaya, her nimete, her hale güzel pencereden bakan olması gerek. İşte bu, bu hikmete binaen değil ki her rekatta kıldığımız namazın her rekatında ne yapıyoruz? fatiha Şerif ile başlıyoruz. Rabbimizi tesbih ediyoruz. Sonra fatiha Şerif yani Allah'ı överek, hamd ederek verdiği her nimete bildiğimiz, bilmediğimiz iman, İslam, zikir, Kur'an, sohbet, aşıklar meydanı artık hayatında önüne gelen ne gibi nimetler varsa hepsini tefekkür edip Allah'a hamd et. Ne kadar bakın İslam'ın koyduğu nizama her rekatta Fatiha-i Şerif okumak mecburiyetindesin. Yoksa namazın olmuyor, eksik oluyor. Bunun yanında namazın bittikten sonra tesbihata geçiyorsun. 33 elhamdülillah. Yani başında hamd var, sonunda hamd var. Hep hamd ile hayatını geçir, buna göre yaşa diye Allah Subhanahu ve teala önümüze koymuş. Neden? Çünkü güzele bakmayı, güzel bakmayı bilmezsen kötü bakmaya başlarsın. Kötü bakmaya başladığın zaman da her şeyi çirkin görürsün. Çirkin gördün mü Nan kör olursun. Nan kör olursan küfür bataklığına düçar olur, düşersin, mahvolur, gidersin. Onun için Allah Subhanahu ve Taala'nın verdiği nimetleri hakkıyla düşünelim düşünelim. Eğer tam tefekkür etmeye salahiyet bulamıyorsak babamızın yok daha geride dedemizin, dedemizin babasının hayatını düşünelim bir. Çekme sularla yaşanan evler, elle yıkanan çamaşır bulaşıklar, bunun gibi bir odada altı çocuk büyütmeler, bir ekmeği altı kişi paylaşmalar, işte taze ekmeği hafta bir haftada bir bulmalar, ya da sair güzel şu an bizim her gün soframızda bulduklarımızı onlar ayda bir defa yemeleri gibi yemek tarafından bakarsan yani sair daha nice nice şeyler yani hani bir telefonla belirli bir noktayı arayabiliyordun. Şimdi elinde telefon her yere da istediğin kişiye istediğin zamanda bulabiliyorsun. Bunlar bir sohbete gitmek için bir köyden kalkıp öteki köye yarım saat, bir saat, belki daha fazla yürüyüp yol kat ediyordun. Şimdi Allah eline verdi, telefonunu açı, açıp bu sohbeti dinleyebiliyorsun. Bu nimetleri, bu nimetleri görecek gözün olursa hamd edecek kalbin de olur. Ama nankörlüğe itersen kendini aynı bugünün insanları gibi arabam oldu niye daha iyisi yok, evim oldu niye daha iyisi yok, mobilyam oldu niye daha iyisi yok, telefonum oldu niye daha iyisi yok görmüyor üzerindeki nimetleri sağlamım sıhhatliyim elhamdülillah insanım Allah'ın kuluyum Rabbimi biliyorum önünde secde ediyorum böyle noktalar hiç düşünmeyen bir varlık olup çıkıyor bununla birlikte de bütün insanlara karşı da nankör oluyor böylece toplum olarak hepimiz nankör oluyoruz ne sen nimetin kıymetini biliyorsun ne senin etrafındakiler seninle kendilerine gelen nimetin kıymetini biliyor hiçbir şey bilmiyorlar işte bu noktaya geldik hani şimdi kendimizi çok sıkıntı hissetmiyoruz ama bunun bir alt noktası, bir ileri noktası Allah'a kafir olmaya götürür insanı maazanallah. Onun için güzel bakmayı öğrenmek lazım. İnsanlara, onların yaptığı iyiliklere karşı teşekkür etmek lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki insanlara teşekkür etmeyi bilmeyen Rabbine şükreden olmaz, olamaz. Bir insan sana iyilik yaptığı zaman ona teşekkür etmek gibi bir vazifen var. Allah razı olsun. Bu iyiliği bana yaptın. O Allah'ın sana gönderdiği bir elçi, bir vesile. Allah'ın vesilesi, Allah'ın elçisi. O iyiliği sana göndermek için tutmuş onu Mevlamız. Sultanı seven elçisine de hürmet eder kabilinden. Onun için etrafta insanların hepsine güzel davranan olmak, güzel bakan olmak, herkese teşekkür etmek Müslümanın vazifesidir. Ya böyle olacaksın ya da bedbaht olacaksın. Nankör olacaksın. Nankörlüğün neticesinde Allah, şeytan tarafına çıkıp geçip sonra da cehennem çukuruna düşersin. Düşeriz. Düşeriz. Namaz bütün kulluğun özüdür demiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı anlayabilsek işte. Her rekatta niçin Allah bize hamd ettiriyor anlardık o vakit yani. Şükreden olalım. Hep güzel noktadan bakan olalım. Allah hep güzel ikramlarını bize sunsun.